Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda Miraç gecesine dair güzel bir canlı yayın yapacağız inşallah. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen yayına geçeceğiz. Yeni gelen kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Yayınımızı şu topluluk bölümünde de paylaşayım. Hızlıca. Evet, yeni gelen kardeşlerimden ricam, hemen yayını bir beğenelim arkadaşlar. Diğer kardeşlerimize de bildirim gitsin inşallah. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Çok önemli, çok özel bilgiler var. Malum yarın akşamüstü inşallah Miraç Kandili başlıyor arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz bu konuyla ilgili sorular sormuşlar. Ben de bu konuyla ilgili Miraç Kandili özel olarak bir canlı yayın yapmak istedim. Aslında yarın akşamüstü yayınlayacağım videoda da bahsedecektim ama şimdi bu konuyla ilgili özel bir soru var. Hem de birkaç soru var. Bununla ilgili kaynak nedir? Miraç Kandili gecesi süt içilir mi? Süt içmek sevap mı? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Evet, sayımız şöyle birazcık çoğalsın. Yeni gelenler hepiniz videomuzu, yayınımızı bir beğenelim arkadaşlar hızlıca. Yayında olan bütün dostlarımız bir beğeni versin. Diğerlerine bildirim gitsin inşallah. Evet, Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamının şu şekilde açıklandığı bildirilmiştir. Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü seçince de sen fıtratı tercih ettin, seçtin dediği buyurulmaktadır. Kaynak Müslim, İman. Burada şarap kötülüğü temsil ettiğinden dolayı tercih edilmemiştir. Yani Efendimiz Miraç gecesi sütü tercih ederek fıtratı ve doğallığı seçtiğini, her zaman temiz olanı seçtiğini ve aynı şekilde ümmetinin de temiz olduğunu orada vurgulamıştır. Bakın arkadaşlar, biz Muhammed ümmeti, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan herkes, onun ümmetinden olan herkes Cenab-ı Hak tarafından Miraç gecesinde ayrıcalık tanınmış. Yani neden ayrıcalık tanınmış? O gece Hazreti Muhammed ümmetine 3 hediye verilmiş. Bakın, o kadar önem vermiş ki Rabbimiz Hazreti Peygamberimize başta olmak üzere ve onun ümmetine ne kadar kıymet veriyor. Bakın, Miraç gecesi, Peygamber Efendimizin göğe çıktığı o kutlu gece, Allah-u Teala bizleri unutmamış. Rabbim Peygamber Efendimizin izinden cümlemizi ayırmasın. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Şu an videoda da gördüğünüz gibi tam Ravza-i Mutahharası'nın karşısındaydık. Umre'ye gittiğimizde çekmiştim bu görüntüleri. Şu an sizler de salavat getirin. Ravza'ya bakarak, Ravza'yı seyrederek inşallah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bu konu arkadaşlar Osmanlı döneminde çok önemsenmiş. Hatta böyle rivayetler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde sütü tercih ettiği için Osmanlı döneminde bu olay unutulmamak için, her yıl hatırlanmak için Miraç Kandili gecesi süt içmişler. Yani edeben, Peygamber Efendimiz orada sütü tercih ettiği için edeben Miraç gecesinde Osmanlı döneminde yaşayan herkes ve bu adet haline de getirilmiş. Süt içmişler Peygamber Efendimiz'e benzemek için, onun yapmış olduğu, Miraç'taki yaptığı o sünneti yapmak için Miraç Kandili gecelerinde Osmanlı döneminde süt içmişler. Belki de nasıl şerbet dağıtılıyor dışarıda belli toplantı yerlerinde,
Nasıl şerbetler dağıtılıyorsa Osmanlı döneminden kalma, belki Miraç Kandili gecesinde de süt ikramı yapıldı dışarıda bulunan halka. Miraç Kandili'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın ilahi huzuruna yükseldi ve Cebrail aleyhisselam bile Sidretül Münteha'ya geldiğinde "Ya Resulallah" dedi, "buradan öte yol senindir. Buradan sonra ben yokum, yola yalnız devam ediyorsun." Yani burada Allahü Teala Efendimiz'i çok farklı boyutlara taşıyor arkadaşlar. Şimdi ya bu olay nasıl olur ya falan filan diyenler olabilir. Hemen ayetle cevap verelim. Bakın ayetle. Allahü Teala Hazreti İsa peygamberi nasıl göğe yükselttiyse hem cismen hem bedenen, nasıl ki onu göğe yükseltti, Hristiyanlar onu çarmıha gerdiklerini sandılar. Fakat Allahü Teala ona benzeyen birini çarmıha gerdirtti ve Hazreti İsa aleyhisselamı göğe yükseltti arkadaşlar. Sonrasında ahir zamanda tekrar nüzulü yaşanacağı için onu göğe yükseltti. Göğe yükseltme sebeplerinden biri de Peygamber Efendimiz ruhlar aleminde Allah'ın huzuruna çıktığında bütün peygamberler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların hepsiyle görüşüyor ve bütün peygamberler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine gıpta ile bakıyor. Ve bütün peygamberler "ya bu nasıl bir ümmet böyle" diye hayretler içerisinde kalıyorlar ve hepsi ümmetin halini görünce, yani ümmete tanınan o ayrıcalığı görünce, "Ya Rabbi bizi de Hazreti Muhammed ümmetinden eyle" diye dua ediyorlar. Ve Allahü Teala da orada Hazreti İsa peygamberin duasını kabul ediyor. Ve Hazreti İsa aleyhisselamı göğe yükseltiyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? Ta ahir zamanda tekrar nüzul edecek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden biri olarak ve Hazreti Mehdi aleyhisselama yardımcı olarak Allahü Teala onu ahir zamanda gökyüzünden yeryüzüne inzal ettirecek. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ne alaka? Böyle bir şey olur mu? Akıl ve mantığa uyuyor mu diyenler için de hemen şunu söyleyeyim. Nasıl ki göğe yükselttiyse Allahü Teala akıl ve mantık dışı olarak, aynı şekilde yükseltmiş olduğu gibi de dilediği vakitte yeryüzüne indirebilir. Allahü Teala'ya göre güçlük yok. Bütün boyutlar Allahü Teala'nın elinde. Allahü Teala boyutlardan başka bir boyuta da taşır, istediği boyutta da tutar. Her şey onun gücü ve kudreti dahilinde. İşte Miraç olayı çok önemli. Bakın bütün peygamberler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine, yani bize arkadaşlar, bakın bize lütfedilen ikramı bir görün, bir düşünün. Gerçekten muazzam ötesi bir şey. Yani bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in ümmetinden olmak için dua etmişler. Çünkü son peygamber daha kainat yaratılmadan önce Allahü Teala Peygamber Efendimizin nurunu yaratıyor. Bakın bu nur hürmetine kainatı yaratıyor. Yani böyle bir kutlu şahıstan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve onun ümmeti olmak da elhamdülillah bizlere nasip olmuş. Ne kadar şükretsek azdır. Gerçekten ne kadar şükretsek azdır ya. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Ben öldükten sonra benim kabrimi ziyaret edenler ben yaşarken beni ziyaret etmiş gibidir." buyurmuş Efendimiz. İnşallah Rabbim hepinize de Efendimiz'i ziyaret etmeyi, Efendimiz'in tavaf ettiği kutsal Kabe'yi tavaf etmeyi, oraları ziyaret etmeyi, Efendimiz'in dolaştığı, gezdiği Medine sokaklarını, Mekke sokaklarını, Taif'i, oraları gidip görmeyi, gezmeyi hepinize nasip eylesin inşallah en kısa sürede. Evet, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olmak
çok büyük bir nimet. Tabi görebilene. Şair demiş ki görene görene, körene. Yani körene, kör zaten ona istediğin her şeyi göster, yine de inanmıyor. Ayı ikiye bölüyor Efendimiz, mucize gösteriyor. İnanmayanlar, Ebu Cehiller yine inanmıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü hidayet Allah'tandır. Allahu Teala hidayet verecek olan Allahu Teala'dır. Evet arkadaşlar, süt olayı budur. İnşallah Osmanlı döneminde bu hep uygulanmış. Tabii bir yani kesinlikle süt içilecek falan diye öyle bir şey kimse diyemez. Sadece edeben Peygamber Efendimiz o gece sütü tercih ettiği için Osmanlı döneminde Osmanlı'da adab ve erken vardı. Hele hele Peygamber Efendimiz'e adab, erken, hürmet çok üst düzeydi yani. Bundan dolayı unutturulmamak için Osmanlı döneminde her Miraç Kandili gecesi süt içilirmiş. Belki de şerbet olarak da sokaktaki insanlara bile dağıtıldı. Tabi bilemiyoruz, öyle bir bilgi yok. Ama eminim ki ben, çünkü şerbet kültürü Osmanlı'dan geliyor. Eminim ki o gece bunu da yapmışlardır. Evet, şöyle kısa bir dua yapalım inşallah. Sonra kapanış yaparız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, şu mübarek geceler hürmetine, bu gece Recep ayının 26. gecesi, Ya Rabbi sen cümlemizin günahlarını affeyle ve Miraç gecesine kadar bizlerin günahlarını tamamıyla sil, bizleri günahlardan arındır ve yarın gece inşallah Miraç Kandili gecesinde de bizleri affetmiş olduğun kullardan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi her türlü kötülükten muhafaza buyur. Şu an bu yayında olup da ve daha sonrasında da izleyen bütün kardeşlerimizin günahlarını affeyle. Bu yayında olup da dualarımıza amin diyen ve yayın sonrasında da izleyip de dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyur Allah'ım. Miraç Kandili gecesi hürmetine etmiş olduğumuz dualarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetlerimizi sen dergah-ı uluhiyetinde makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülükten kurtar, koru, her türlü sıkıntıdan kurtar, koru ve bizleri son nefeste imanla ve Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığımızla son nefesi verebilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in Miraç hadisesini bütün kalbimizle, bütün ruhumuzla anlayabilmeyi sen cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Allah-u Teala'nın gücü ve kudreti karşısında her şey mümkündür. Sen bunu idrak edemeyenlere idrak ver. Peygamber Efendimizin Miraç olayını inkar edenlere gerçeği görmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen ve her ne sıkıntısı varsa, her ne haceti, senden her ne muradı varsa, Ya Rabbi sen bütün kardeşlerimizin isteklerini, gönüllerindeki arzularını biliyorsun Ya Rabbi. Bütün muratlarını onlara ver. Bütün hacetlerini gider Allah'ım. Bütün sıkıntılarını ortadan kaldır Allah'ım. Ya Rabbi Miraç gecesi hürmetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hepimizin günahlarını affeyle ve geçmişlerimiz arasında kabir azabı çekenler varsa Ya Rabbi sen onların kabir azaplarını Miraç gecesi hürmetine durdur, bertaraf eyle ve ebediyen onlara cennet bahçelerinden bir bahçe yaşat. Kıyamete dek onları cennet bahçesinde yaşat Ya Rabbi. Amin, amin. Kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahi için, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, latif,
ruhu şerifleri için, bütün peygamber efendilerimizin, bütün peygamberlerin Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayıp da son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen ve vazife yapan bütün peygamberlerin ruhları için, Gazze'deki kardeşlerimizin de bir an önce huzura kavuşması için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet, çok güzel bir gece gerçekten. Asıl yarın gece zaten Miraç gecesi. Ama bütün maneviyatı şimdiden daha hissedilmeye başladı tabii ki de. Bütün herkes şu an Miraç kandiline hazırlık aşamasında. Herkes ibadetlere sarıldı. Herkes dualara sarıldı. Evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bizler de böyle güzel bir yayın yaptık. İnşallah yayının sonlarına denk gelen kardeşlerimiz varsa, şu an yeni gelenler var, onlar da yayınımızı bir baştan itibaren izlesinler. Çok güzel bilgiler var içinde çünkü. Bu arada yayında olup da henüz videomuzu beğenmeyen kardeşlerimiz varsa, hepiniz bir şöyle bir beğeni verin. Herkese bildirim gitsin. Bu videomuzun öne çıkması lazım arkadaşlar. Çok önemli bilgiler var. Şu an yayında olup da henüz beğenmeyen varsa şöyle bir beğen butonuna dokunuversin Allah rızası için. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Gerçekten çok önemli bir zamana girdik bu gece itibariyle. Zaten şöyle gökyüzüne de baktığınızda o manevi havayı görebilirsiniz arkadaşlar. Hissedebilirsiniz yani. Yarın geceye kadar çok önemli ve yarın gece de arkadaşlar, yani Miraç gecesi, sahura kalkılacak. Çarşamba günü oruç günü. Bunu unutmayalım. Dileyenler, isteyenler çarşamba, perşembe, cuma olarak tutabilirler. Yani Recep ayının kapanışı 27. gece, 28. gece ve 29. gece, tamamını tutabilirsiniz. 3 gün peş peşe. Bunu tutacak olan milyonlarca insan var. Recep ayının son 3 günü beklenen bir oruç günü. Oruç günleri. Ama 3 gün tutamam ben diyenler de mutlaka çarşamba günü oruca niyet etsinler. Nasıl niyet edeceğiz? Niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için Recep ayının 27. günü orucunu tutmaya. Evet, çarşamba günü Recep ayının 27. günü arkadaşlar. Bu şekilde niyet edeceğiz. Rabbim niyetlerimizi makbul buyursun, oruçlarımızı makbul buyursun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer, lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hepinizin Miraç kandili mübarek olsun. Miraç gecemiz inşallah affımıza vesile olsun. Rabbim bütün hasta kardeşlerimize şifalar ihsan buyursun şu mübarek geceler hürmetine. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.